Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Alman mutfağından patates topları tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. İnanılmaz lezzetli oluyor. Bu patates toplarını et yemeklerinin yanında, balık kızartmalarının yanında birçok menüde bu topları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, malzeme listemizi info kısmına da ekleyeceğim. Dilerseniz açıklama kısmından da malzeme listeme ulaşabilirsiniz. Gerekli olan malzemelerimiz 1 kilo patates, yaklaşık 100 gram kadar un, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı irmik, 1 tane yumurta, damak tadına göre tuz, yarım çay kaşığı kadar muskat baharatı, yarım çay kaşığı zerdeçal. Patates toplarımızın yapılışı: öncelikle patateslerimizi yıkıyoruz ve bir su bardağı su ile düdüklü tencerede yaklaşık 18 dakikada haşlamaya bırakıyoruz. Haşlama süresi tencereden tencereye değişebilir arkadaşlar. Ben 18 dakikada haşladım. Biraz uzun sürdü fakat düdüklü tencerenin lastiğini değiştirmem gerekiyordu. Bu yüzden 18 dakika gibi sürede patateslerimi haşlamış oldum. Evet, patates tercihinizde arkadaşlar biraz unlu patates seçmenizi tavsiye ederim, eğer seçme imkanınız varsa. Haşlanan patateslerimizin kabuklarını soyuyoruz. Eğer çok sulu ise tencereye tekrardan alıyoruz, suyunu çektirtiyoruz. Daha sonra ister çatal ile isterseniz benimki gibi püre yapma aparatınız varsa patatesleri ezelim. Ve geri kalan malzemelerimizi: yumurtayı, 2 kaşık irmik, muskat baharatını, tuzu, zerdeçalı, nişastayı ilave edelim. Onu da kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. İlk başta 100 gram unu hepsini birden eklemeyeceğiz. Kontrol edeceğiz. Yoğurdukça kıvamını bakacağız ve gerekirse ilave edeceğiz. Evet, tüm malzemelerimizi bu şekilde geniş bir yoğurma kabımızı alalım ve güzelce hamurumuzu yoğuralım. Yoğururken zaten kısa bir sürede hamurumuz toplanacaktır. Birkaç sefer yoğurduktan sonra kontrol edelim, toplar yapalım. Eğer içiniz rahat etmesini isterseniz suda haşlama testi de yapabilirsiniz. Dağılıp dağılmadığını o şekilde de anlayabilirsiniz. Evet, ben kıvamını kontrol ettikten sonra tekrar un takviyesi yaptım. Ve bu şekilde patates hamurumu elde etmiş oldum. Eğer arkadaşlar vaktiniz varsa elde etmiş olduğunuz bu patates hamurunu üzerine şeffaf folye kapatalım. Bir gece dolapta bekletelim. Eğer yoksa acilse hemen benim gibi bu şekilde patates toplarını hemen yapalım, şekil verelim. Elimizle gördüğünüz gibi bir miktar hamurdan parça alıyoruz ve yuvarlak daireler yapıyoruz, toplar yapıyoruz. Evet, hamurumuz bitene kadar toplarımızı tamamlıyoruz. Bu esnada haşlayacağımız bir kabın içerisine arkadaşlar su koyalım. Suyu kaynama noktasına getirelim. Ben wok tavamda haşlamaya bıraktım. Kettle'da su kaynattım. Kaynatmış olduğum suyu tavama döktüm ve ocağın altını sonuna kadar açtım. Yaklaşık 2-2,5 çay kaşığı kadar da tuz ilavesi yaptım. Ve suyum kaynadıktan sonra altını orta dereceye kıstım ve elde etmiş olduğum patates toplarını kontrollü bir şekilde sıcak suyun içerisine koydum. Gördüğünüz gibi patates toplarımızı arkadaşlar böyle fokur fokur kaynatmayacağız. Çektireceğiz. Yaklaşık 20-25 dakika sıcak suyun içerisinde, kaynamış olan sıcak suyun içerisinde bırakacağız. Ben altını tamamıyla kapatmadım. Orta ateşte bıraktım ama kaynamamaya özen gösterdim. Yaklaşık 20-25 dakika sonunda patates toplarımız suyun üzerine kalkacaktır. Bu şekilde patateslerimizin de olduğunu anlarsınız arkadaşlar.
Ocağın altını tamamıyla kapatın ve artık patates toplarımızı servis tabağına çıkartabilirsiniz. Servis yapmadan önce de frenk soğanı ince ince doğrayıp üzerine serpelim. Patates topları tarifim bölünmesin diye ben sizlere baştan sona kadar anlatmak istedim. Aslında patates topları bir yandan yaparken, patateslerim haşlanırken ben balık menümü de bir yandan hazırlamıştım arkadaşlar. Bunun tarifini de sizlere vereceğim. Portakal soslu balık filesi. Bu portakal sosu da farklı tatlar denemek isterseniz denemenizi tavsiye ederim. Evet, gerekli olan malzemelerimiz 2 tane portakal, yaklaşık 1 su bardağı kadar elde edeceğiz. 200 milim kadar portakal suyu lazım. Yaklaşık 1,5 yemek kaşığı nişasta ve 1 tane portakalın rendesi, yalnız portakal kabuğun rendesini tamamını kullanmayacağız. Buna da dikkat edelim. Eğer tamamını kullanırsak sosumuz acı olacaktır. Yaklaşık 100 gram kadar krem peyniri, tuz, muskat baharatı, zerdeçal ve sosumuzun kıvamını ayarlamak için de bir bardak su. Evet, bir yandan da arkadaşlar ben balık filelerini bu şekilde hazırladım. Tuz, karabiber, sarımsak rendesi ve zeytinyağı ile balıklarımı güzelce ovdum, bir kenarda beklettim. Evet, sosum için gerekli olan malzemeleri de arkadaşlar, nişastayı tencereme aldım. Yaklaşık 1 su bardak suyu, 1 su bardak portakal suyunu, portakal kabuk rendesinden yaklaşık yarım çay kaşığı kadar da ilave edelim. 100 gram kadar krem peyniri, tuz, karabiber, zerdeçal, bunları da ilave edelim. Yarım çay kaşığı kadar zerdeçal arkadaşlar. Yarım çay kaşığı kadar karabiber. İlk başta fazla ilave etmeyelim. Daha sonrasında damak tadına göre tekrar ayarlayabilirsiniz. Hepsini güzelce çırpalım, karıştıralım. Orta ateşte sosumuzu kaynamaya bırakalım. Kısa bir süre sonra kaynamaya geçtikten sonra sosumuz kıvam alacaktır. Gördüğünüz gibi hem rengi hem tadı inanılmaz güzel oldu. Eğer portakal kabuk rendesini tamamını kullanırsanız acı olabilir. Bunun için lütfen tamamını kullanmayın. Bu sosu da arkadaşlar balık menülerinde, et menülerinde kullanabilirsiniz. Et kızartmalarında, steak'te, bonfilede, bu şekilde balık filelerinde kullanabilirsiniz. Farklı menüler hazırlayabilirsiniz bu sos tarifimle. Evet, sosum hazır artık. Şimdi balık filelerini kızartmaya geçeceğim. Tavamı ısıttım. Bir miktar zeytinyağı ilave ettim. Daha sonra marina balık filelerimi tavama koydum ve iki taraflı yaklaşık 3-4 dakika kızarttım. Balık filelerim kızarırken bir yandan da patates toplarım için frenk soğanını ince ince kıydım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar frenk soğanı bu şekilde görünüyor. Çok küçük, tazecik soğancıklar. Evet, bunu da ince ince kıyalım. Daha sonra patates toplarımızın üzerine bir miktar serpelim. Haşlamış olduğum patates toplarının suyun içerisinden servis tabağına alıyorum ve üzerine ince ince kıymış olduğum frenk soğanlarını serpiyorum. Balık fileleri iki taraflı kızarttıktan sonra bir miktar tereyağı ilave ediyorum ve tereyağı ile devam kızartıyorum. Evet, patates toplarım hazır. Balık filelerim kızardı. Sosum da hazır. Şimdi tabakta buluşturma anı arkadaşlar. Videomun sonlarına doğru daha önceden yapmış olduğum patates toplarını et menüsüyle sunuma hazırlamıştım. Orada da farklı bir sos kullandım. İnşallah ileriki günlerde tekrar yapacağım ve bu sos tarifini de sizlerle paylaşacağım. O an videolu hazırlamamıştım.
Evet, frenk soğanlarını gördüğünüz gibi patates toplarının üzerine serpiştirdim. Bu şekilde sunum için hazır artık arkadaşlar. Servis tabağıma yaklaşık 2-3 sos kepçesiyle sosumdan tabağıma aldım. Kızartmış olduğum balık filesini sosumun üzerine koydum. Ve tabağımın bir kenarına da patates toplarından koydum. Salata eşliğinde bir küçük dilim portakal eşliğinde sunumu hazırladım. Üzerine daha sonra arkadaşlar badem filesi kızarttım ve onu da ilave ettim. Üzerine çok da güzel, lezzetli bir balık oldu. Sizlere de denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, ben bu şekilde tabağımı sunuma hazırlamış oldum. Evet, burada da badem filelerini kızarttım ve balığımın üzerine bolca koydum. Çıtır çıtır müthiş lezzetli bir menü oldu arkadaşlar. Sosu, balık ve toplarla birlikte gerçekten çok farklı ve çok lezzetli bir menü oldu. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, devam izlerseniz arkadaşlar et menüsü ile birlikte hazırlamış olduğum görsellerimi ve videomu izleyebilirsiniz. Evet, burada patates topumu sizler için ortadan kestim ve göstermek istedim. Gördüğünüz gibi yumuşacık ve içi de harika pişti. Çeke çeke inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Dediğim gibi sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet, burada da Instagram sayfamda çekmiş olduğum kısa videoları et menüsüyle hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlamış oldum. Sizlere de fikir olsun arkadaşlar. İsterseniz balık menüsüyle, isterseniz et menüsüyle farklı değişik menüler hazırlayabilirsiniz. Yaratıcılık sizin elinizde arkadaşlar. Evinizdeki malzemelerinize göre farklı yemekler çıkartabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin. Eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Farklı menülerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.